Efendim iyi akşamlar. 24 Haziran seçimi kararı alınmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetim yani belediye başkan adaylarını belirlemiş olacaktı. Hatta iki ilçede örgütün isteği doğrultusunda belediye başkan adayları belirlenmişti. Diğer ilçelerin görüşmeleri sürerken de 24 Haziran'da erken genel seçim kararı çıkınca o çalışmalar durdu. Seçim sonrası her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi kurultay tartışmalarıyla bir süreci geride bırakmışsa da Şimdi yeniden yerel seçimlere döndü. E, aday yöntem, aday belirleme yöntemlerinden başlamak üzere saha çalışmaları da gündeme geldi. Bir yandan da Bursa'da e, ilçelerle görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki günlerde de anketlerle e, adayların e, en azından tablosu ortaya çıkmış olacak. İşte böyle bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Bursa'ya geliyor. Nülfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'in kızının düğününde nikah şahidi olarak yer alacak. Ama geldiğinde bir ilçe turu da yapacak. Bütün bu gelişmeleri yani hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa gezisini hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetime bakışını, yerel yönetim seçimine bakışını ve adaylık süreçlerini bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Hüseyin Akkuş ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bizi izleyen tüm arkadaşlarımıza, tüm Bursalılara, tüm ülkemizde yaşayan tüm yurttaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Gündemin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü e, aday belirleme çalışmalarında en çok sahada olan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Onu konuşacağız ama önce e, Sayın Genel Başkan'ın Bursa programından başlayalım. Yarın geliyor İznik, e, Orhan Gazi, Gemlik turu yapıyor. E, i̇sterseniz programı anlatarak Şimdi... ya da e, Sayın Genel Başkan'ın gezisini konuşarak başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, vatandaşlarımız, yurttaşlarımız değerlendirirken öncelikle kendi iş demokrasisi üzerinden değerlendirdiğini biliyoruz. Bu yüzden e, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da bunun üzerine Bursa'da sizin de tarif ettiğiniz gibi iki ilçemizde adaylarını bu tabakatla belirleyen Gürsu ve Gemlik e, ilçelerimizdeki arkadaşlarımızla devam etmek ve yeni arkadaşlarımızı da Ekim ayı içerisinde Bursa sahasına, Bursa'daki yaşayan yurttaşlarımızın emrine sunmak üzere yol, yol alıyoruz. Bu yol alırken bir anlamda İznik, Orangazi ve Gemlik Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa'da ve Türkiye'de bir startı olarak yani seçim startı olarak görmek mümkün diye düşünüyorum. Çünkü yani bu anlamda ilçe gezilerini İlk yapılan yer Bursa olacak bildiğim kadarıyla. Sayın Genel Başkanımız İstanbul'a çıkmış Edirne, oluyor yani. İstanbul Edirne gibi birçok yerde e, kendisi bulunuyor ve önümüzdeki günlerde de e, bulunacak ama bu kadar çok detaylı bir şekilde e, gidebileceği ilçeler e, ilçe olarak il olarak da Bursa'yı seçmesi bence önemli ve değerli. Çünkü biz geçmiş dönemde de Genel Başkanımızın söylemlerini biliyoruz. E ilk saydığı illerden bütün şehir olarak saydığı illerden bir tanesi de birincisi de Bursa'ydı. Biz Bursa'da iddialıyız. Çünkü evet 24 Haziran seçimlerinde Bursa'da 22.90 gibi bir oy oranıyla Bursalıların teveccühünü kazandık ya da yeterli oyu alamadık ama e, seç, e, yerel seçimlerdeki seçmen hareketliliğinin çok farklı olduğunu da deniz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa'da göstereceği adayların çok önemli ve değerli olduğunu ve hiçbir zaman oyundan düşecek arkadaşlarımız olmayacağını şimdiden söyleyebilirim. Şimdi geç baktığımız zaman riayet edeceği ilçelere Sayın Kılıçdaroğlu'nun İznik, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeyi kazandığı Erdoğan, bir ilçe. Erdoğan abi. Allah rahmet da. eylesin. Erdoğan savaşla evet. defalarca kazanmış bir ilçe. Evet. Gemlik'te Yine Cumhuriyet Halk seçim kazanmışlığı Defalarca kazandığı bir Potansiyel olduğu için bu oraları seçtiniz mi başka etken mi? Şimdi e, Sayın Genel Başkanım e, bu bölgelere çok fazla geçmiş dönemlerde gelmedi. Bu bölgelerde istişare etmedi. Önceliğimiz buydu. Ancak biraz önce sizin de tarif ettiğiniz gibi biz e, Bursa'da seçim al almamız konusunda önemsediğimiz 3 tane ilçe, ilçe İznik, Orangazi ve Gemlik Bunları önemsiyoruz. Zaten Mudanya ve Nülfer bizim arkadaşlarımız şu anda yönetiyorlar. O yüzden bu üç ilçenin bundan sonraki süreci yönetirken, hele bu üçede, üç ilçenin e, gemlikteki adayımızı belirlediğimiz yerdeki adayımız olan Uğur Mehmet Sert Aslan'la birlikte yola gideceğimiz süreç içerisinde biz bu üç ilçemizde iddialı bir pozisyonda yol gideceğiz. Genel Başkanımız da bunun üzerinden siyasetini yapmak istedi. Biz de il başkanlığı olarak onun koordinasyonunu yaptık. Artı o akşam Bursa'da marka olarak lanse ettiğimiz ve 20 yıldır kalemiz olan Nülfer'de, Nülfer belediye başkanımızın kızı evleniyor. Bu bizim için de çok önemli. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu için de önemli olduğunu söylemek isterim. Çünkü kendi düğününü bile çok naif bir şekilde yapan bir genel başkanın değer verdiği bir belediye başkanının kızının düğününe gelmesi Bursa'ya ne kadar çok büyük değer verdiğini artı Nürfer Belediye Başkanımıza Sayın Mustafa Bozbey'e ne, ne kadar değer verdiğini göster gösterdiğin kanıtı olarak da söyleyebilirim. Şimdi biraz yerel seçimleri konuşalım. Asıl gündemimizde de bu galiba. Bir ara Kasım ayında Seçimlerin yapılabileceği öngörüsü vardı. Öyle bir beklenti vardı. Yavaş yavaş o beklenti gündemden çıkıyor. 31 Mart 2019 seçimin yapılacağı tarih olarak gözüküyor. Anayasal süreci içerisinde. Geçmişteki yerel seçim süreçlerine baktığımız zaman hep Kasım'dan sonra aday belirleme çalışmaları başlardı. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi dahil neredeyse tüm partiler Kasım'a kadar adaylarını belirleme peşinde. Planlarını buna göre yapıyorlar. Neden böyle bir değişiklik oldu? Bizim Bursa olarak Kasım ayına sarkıtmak istemiyoruz. Bu bir. Biz Ekim ayında şu anda iktidarda olduğumuz iki belediye ve Büyükşehir Belediyesi'ni dışındaki belediyelerimizi, belediye başkan adaylarımızı Eylül ayı içerisinde açıklamayı önemsiyoruz. Tabi bunun içerisinde yöntem de çok önemli. Geçtiğimiz günlerde biz il başkanlığı olarak 17 ilçe başkanımızla istişare toplantıları yaptık süreci nasıl yönetmeleri yönetecekleri konusunda kendilerinden bilgi aldık. Bununla ilgili 42 sayfalık bir kitapçık hazırladık ve genel merkeze bunu sunduk. Önümüzdeki haftadan itibaren biz Bursa'nın bütününde hangi adaylarımızla yola çıkarsak kazanabiliriz de Bursa kamuoyuna sunacağız. Bursa kamuoyuyla bunu tartışacağız. Bunu yaparken de önemsediğimiz bir şey var. Ortak dil oluşturmak. Her ilçenin farklı sorunları var. Yani Yenişehir ilçeyle, e, Gemlik ilçenin sorunları farklı. Biri domates, biber ekiyor, birinde de zeytincilik önemli. Bu ilk 10 sorunun her ilçede belirlenmesi konusunda da bu süreç içerisinde, önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak kamu araştırmalarında vatandaşa soracağız. Sadece bizim e, hazırlayacağımız bir rapor olmayacak bu. O zaman bu bölümü açalım biraz. Vatandaşa soracağız dediniz. Şimdi seçimlerde aday belirleme yöntemleri bugüne kadar hep ön seçim, merkez yoklaması olarak yansıdı. Cumhuriyet Halk Partisi de ön seçimden yana olan bir parti, geçmişte de ön seçimle belirledi adaylarını. Bu kez yöntem anketlere doğru mu kaydı? Hayır. Yoksa parti örgütünün, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı temayülün bir benzerini mi yapacaksınız? Şimdi bugün parti meclisimizin bir toplantısı oldu. Genel Başkanımızın söylediği bir şey var. Şu Halk partisi kendi iş demokrasisini geliştirecek, büyütecek ve ülke ülke içerisinde de gerekenleri yapacak. Ancak Bursa'da biz geçmiş dönemde ne düşünüyorsak aynısını düşünüyoruz. Yani biz ilçelerimizde önemsediğimiz il başkanlarının almış olduğu karar tüm ilçelerimizde ön seçimi yapmak. Tabii ki yerel aktivasyonlar farklı, ilçe başkanlarımız ve ilçe örgütlerimizin farklı önerileri olabilir. Temayül yoklaması olabilir. Ee, biraz önce söylediğimiz gibi anket sonuçlarında olabilir. Ama biz ağırlıklı olarak ilçe başkanlarımızın ve yani il başkanlarımızın e, ön seçim yoluyla adaylarımızın belirlenmesi konusunu önemsiyoruz. Peki adayları partiye sorarken ya da ankete koyarken nasıl bir yol izleyeceksiniz? Yani, Halk partisinin adaylara bakışı nedir? Bir kriterle kriterler <laughs> zinciri bugün parti meclisimizde çıkacak. Buna biz il başkanlığı olarak ekleyebileceklerimizi ya da farklılaştırabileceklerimizi getirip koyacağız Bursa'da. Ama biraz önce de söyledim, adaylarımız önemli, değerli. O adaylarımızı öncelikle kamuoyuyla paylaşacağız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki yurttaşlarımız bu adaylarımızla ilgili ne düşünüyor? Bunları Bursa kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ondan sonra kendi kararlarımızı kendi içimizde bunun üzerinden vermeye çalışacağız. O zaman bir ayrıntı daha sorayım. Şimdi siz... Genel merkezde sürekli görüşüyorsunuz. E, elbette parti meclisinin vereceği karar bağlayıcı karar olacak ama Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı olarak sizin ilçelerle ilgili kafanızda bir takım düşünceler var. Cumhuriyet Partisi Genel Merkezi'nin de Bursa'ya bir farklı gözle baktığını biliyoruz. Genel merkezde Sayın Genel Başkan da farklı değerlendirmeler yapıyor olabilir. Ankara'dan e, Bursa için ne düşünülüyor? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız ve Ankara'da olan bir kez iki tane MYK üyemiz var. Bursa'nın o Genel Bursa... Başkan Yardımcısı. Ikisi de. Evet, iki tane Genel Başkan Yardımcımız var. İkisi de önemli değerli. İşte Orhan arkadaşımız Genel Başkan Yardımcımız Lala Hanım Profesör Doktor Lala Karabıyık da aynı şekilde Genel Başkan Yardımcımız. Şimdi Bursa'nın Bursa'ya Genel Başkanımızın vermiş olduğu bir ...önemin sonucudur iki tane... ...MYK üyesinin olması bizim için. Çünkü geçmiş dönemlerde... ...bu İstanbul, İzmir e ...ve Ankara'ya atfedilen bir süreçti. İlk kez Bursa... ...bu şekilde iki tane MYK ile... ...ödüllendirdi. En güçlü dönemi. En güçlü dönemi. Bunu önemli ve değerli buluyoruz. Bunun üzerinden... ...arkadaşlarımız... ...ne düşünüyorlar, genel başkan yardımcılarımız... ...ne düşünüyorlar bizim için önemli. Ancak... Bununla birlikte örgütlerle bütünleştiğimiz anda bir anlam kazanıyor, anlamlanıyor bu. Ve örgütlerimizin talebini dediğim biraz önce söylediğim gibi 42 sayfalık bir e, kitapçıkla e, örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcımıza, e, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımıza ve bizim iki genel başkan yardımcımız dahil genel başkanımıza ilettik. Onlar bunlar bunların üzerinden oturup bir değerlendirme yapacaklar. Biz de biz istişare yapacağız çünkü bizim e, il başkanları, ilçe başkanlarımız ağırlıklı olarak ön seçim talebinde bulunuyorlar. Ön seçim talebinde, ön seçim temal yoklaması talebinde bulunan tüm arkadaşlarımızı bunun üzerinden yapacağız. Böyle değerlendireceğiz. Peki ön seçimde e, parti içi organizasyonlarla arzulanan sonucun değil de planlanan sonucun çıktığı görüşüne katılıyor musunuz? Şimdi ben ona çok doğrudan katılan biri değilim. Ben bunu kendimin de ön seçime katıldığı bir dönemi söyleyeyim. Milletvekili seçimlerinde. Ben Bursa'da 5 arkadaşımız seçildi. 5 milletvekili arkadaşımız seçildi. 2015'te. 2015'te. Ben hep her zaman her yerde söylediğim bir şey var. Herkes kalan 72 kişiden e, aday aday oldu, aday oldu, aday aday oldu. Bu 72 kişinin hepsi de o ilk beşte olmak isterdi. Yani ben e, bu konuda örgütümüzün vermiş olduğu kararın çok doğru, akılcı ve gerçekten kamuoyunu e, doğru yönlendirdiğini düşünenlerden ve Cumhuriyet Halk Partisi e, üyelerine ben seçimden sonra gittiğimde şöyle bir şeyle karşılaştım, müthiş bir analizdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde öncelikle bir barış sağlamalı. Örgütler birbirleriyle kendi iş demokrasilerini geliştirmek isterlerken birbirlerine e, küsme derecesinde bazı e, hareketler yapıyorlar. Örgüte bir miktar, örgütün bir miktar dışarıda kalmasını e, önemsedik diyen arkadaşlarımız oldu ve ben bunları önemsiyorum. Evet, gerçekten biz kendi iş demokrasimizi geliştirirken ...birbirimizi kırmamak ve birbirimize güvenme stratejisi üzerine gitmemiz gerektiğine inananlardanım. O zaman bu, bu noktadan yürüyelim biraz. Ee, şimdi <laughs> parti içi demokrasi uygulamasına baktığımız zaman... ...gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin her şeyi konuşabildiği, her şeyi tartışabildiğini görüyoruz. Ee, karşı olan da, lehte olan da görüşlerini e, açık açık dile getiriyor. Ama e, sanki Cumhuriyet Halk Partisi enerjisini içeride daha çok harcıyor birbirleriyle uğraşırken dışarıya çıktığında pek enerjisi kalmıyor gibi bir izlenim var kamuoyunda. Ben ona çoğu zaman katılmıyorum. Biz 2007 yılında Cumhuriyet mitinglerini hatırlıyoruz. Ben hatırlıyorum doğrusu. Milyonların doğan'da Ankara'da, İstanbul'da olduğunu gördüm. Hatta son Cumhurbaşkanlığı seçiminde kiminin 3 milyon, kiminin 5 milyon dediği İstanbul mitingini hepimiz hatırlıyoruz bu dışa karşı vermiş bir mücadelenin sonucunda bir e, insan toplumunun bulunduğu yer. Bursa'yı bir hatırlayalım. Bursa'da e, bugünkü Cumhurbaşkanı'nın hiç toplayamadığı kalabalığı, Cumhuriyet Halk Partisi dışa dönük yüz binleri topladı orada. 120 bin diyen var, 80 bin söyleyen var. Çok büyük kalabalıkları bir araya toplayabiliyor. Bir arada mitingler yapabiliyor. Sorun bence sadece kendi içimizdeki kavganın kavga görüntüsünü dışarıdan iselleştirilmesi değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerçekten siyasetimizi yenme yenilme üzerine kuran bir anlayıştan gelmiyoruz. Geçmiş dönemlere bakıyoruz. Ecevit'in önü, hepimiz hatırlayalım. Ortanın solu, toprak işlerini su kullanın. Bunlar e, uzun yıllar tartışılarak karar verilmiş manifestolar ve e, kamuoyu, kamuoyunu yönlendirecek ve kamuoyu üzerinde yapılması gereken hareketlerdi. O manifestolar hatırlayalım kadro hareketine dönüştü. 1974'te de Kıbrıs Bar Barış Harekatı ve Amerikan Emperyalizmine karşı haşhaş dediğimiz ya da işte o toprak işlerini su kullanandır denilen mantık üzerinden hareket etmiş bir süreci yönetti Cumhuriyet Halk Partisi ve e, tek başına iktidar olmamasına rağmen bunu yaptı. Bu şunu beraberinde getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kadrolarıyla ne kadar kavga ederse kavga ettiğini düşünürseniz düşünün. Ben kendi iş demokrasisini geliştirdiğini düşünenlerdenim ve pratiğim de budur. Ve 1973'te Sayın Ecevit, Sayın yani tarih kahramanı olan İsmet İnönü'den genel başkanı aldığı süreci de hepimiz hatırlıyoruz. Ben hatırlıyorum doğrusu. E bugün geldiğimiz noktada bu. Sayın Muharrem İnce, e, Sayın Kılıçdaroğlu önemli ve değerli kalabalıklar topladılar. Ama sonuçta sandığa yansımadı. Sandığa yansımamasının sosyolojik anlamda incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Vatandaşa sorduğumuzda diyor ki, e, ya ben oy verdim ama keşke vermeseydim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne diyebilen arkadaşlar var. Bir de ben ya şu masaların etrafında kendilerini hiç görmüyorum. Yani Adalet ve Kalkınma parti Partisi üyelerini şu masalarda görmüyorum. Eskiden ne güzeldi o Deniz Baykal'lar, Demirel'ler, Tansu Hanım'lar. Yani eski genel başkanların yapmış oldukları forumları ben görüyorum, hatırlıyorum da. Ama şimdi il bazında bile bunları göremiyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki siyasi partilerin, kendilerini kendi iş demokrasilerini geliştiremediklerini, karar mekanizması kendilerini olamadıklarını göster göstergesi bunlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta 95 yıllık bir geleneğe sahip bir e, parti olduğunu söyleyebilirim. İşte 1946'da e, tek partili dönemden çok partili demokrasiye geçişi sağlayan sayın e, İsmet İnönü ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün geldiğimiz noktada Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın e, Mahkeme kararını Anayasa değişikliğiyle Değiştirerek bugün Cumhurbaşkanı Olmasını sağlayan yeni Cumhurbaşkanı e, Olmasını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'yi bugün Siyaset işe sahnesinde tutan 15 milletvekili ve son anda Yapmış olduğu hamlelerle e, hayata geçiren Cumhuriyet Halk Partisi yani Cumhuriyet Halk Partisi e, bana, bana göre benim bakış açım son kale olarak görüyorum ve bu kaleyi asla kimseye teslim etmeyeceğiz yani böyle bir şey olmaz. Bu coğrafya çok zor bir coğrafya. Bu coğrafya içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece yerelde değil genelde de e, siyaseti doğru örmek zorunda olduğu bir e, yerde duruyoruz. Şimdi az önce Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığındaki performansını söylediniz. Ben ben <laughs> gerçekten e, de Sayın Muharrem İnce'nin performansı çok önemli. Burada burada şuna müdahale etmek istiyorum. Yani şöyle bir algı olmasın. 15 milyonu Muharrem İnce almadı. Bu örgüt aldı. Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne inananlar Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, 107 yerde, 100 küsur yerde o mitikleri bizler düzenledik. Bizim arkadaşlarımız, bizim örgütlerimiz, bizler, Cumhuriyet Halk Partililer bunu yaptı. Böyle bir şey olmaz. Bir kişi hiçbir şey yapamaz. Bunu her yerde söylüyorum. Bir Hitler 71 milyon insanı katletmedi. Hitler ile birlikte olan bir anlayış ve insanlar o 71 milyonu katletti. Burada Sayın Muharrem İnce tek başına 15 milyon oy almadı. Bunun bakış açısını kabul etmiyorum. Doğru da bulmuyorum. Öyle bir şey olabilir mi? Yani tümden örgütleri reddeden bir anlayış Sayın Muharrem İnce'nin de buna katılacağını düşünüyorum. Ve herkesin katılması gereken bir bakış açısı. Öyle bir şey olabilir mi? 15 milyonu ben aldım. Yani kabul edilebilir bir bakış açısı. Oyların verildiği bir yer var. Ben şöyle sormak istemiştim. Şimdi meydanlara yansıyan görüntü efendim umutları canlandırdı. Bu defa oluyor beklentisi doldu. Fakat olmayınca bu kez yüksek tansiyon başka bir hasara yol açtı. Değişim isteğiyle kurultaya döndü içerideki çekişme. Bu bir yüksek tansiyonun getirdiği sonuç olarak da yansıyor. Bu, bunu demokratik bir temayül olarak görelim. Yani bizim Bursa'da arkadaşlarımız imza verdiler. İmza veren üç arkadaşımız da yani Sayın Genel Başkanım, İzlik İlçe Başkanım da imza verdi. Orhan Gazi de Gemlik de verdi. Yani yarın Sayın Kılıçdaroğlu da yani, evet, Yani ülkeyiyle. biz bunu Bizim tüzüğümüzün vermiş olduğu demokratik hakları kullanan arkadaşlarımız. Şimdi bunu kullandı diye Sayın Genel Başkanımız herhangi bir olumsuz bir davranış biçimi göstermiyor. Çünkü siyaseti konuştuğum şeyde söylediklerinde de önemli. Yenme yenilme üzerine kurmuş bir siyasi anlayış geleneğinden gelmiyoruz biz. Böyle bir böyle bakmıyoruz. Ben bakmıyorum. Arkadaşlarım da böyle bakmadığını düşünüyorum. Böyle bakılmadığı süre içerisinde de biz içe dönük enerjimizi harcadığımız değil, bu ülkeye demokrasi vaat eden bir siyasi, siyasi parti'nin geleninden geldiğimizi işte 1946 e, sayın cumhurbaşkanı e, iyi parti örneklerinde de gösterebiliyorum. Bunları söyleyebiliyorum. Önemli bunlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi her alanda var, her şeyde bu ülkenin demokratikleşmesini sağlayan bir siyasi parti. Sadece kendi içerisindeki süreci işletmiyor. Ülkenin geleceğiyle ilgili de kararlar verirken sadece kendini etkileyecek bir karar vermiyor. Olumsuz anlamda. Yani bugün e, İyi Parti'yi temsil eden e, bazı arkadaşlarımız diyor ki e, valla işte Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapmasaydık biz şu kadar oy alırdık bu kadarı. Bursa'da 238 bin oy aldılar arkadaş. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu ve Arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki e, de, demokratik anlayış olmamış olsaydı İYİ Parti seçime giremeyecekti. 238 bin oyu Bursa'dan alma olasılığı da olmayacaktı. Yani bu kadar basit bir denklem. Seçime girmeyen bir anlayış 238 bin oy alabilir mi? Her şey sandıkta belli oluyor. Yani evet Yani burada ne diyeceksin ki? Ya vallahi Millet İttifakı'nı yapmasaydık yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Millet İttifakı'nı yapmasaydı 15 vekil geçmeyecekti. Seçime giremeyecektin. Seçime giremeyen bir siyasi partinin hiçbir karşılığı olmayacaktı demokratik anlamda. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye gelinde %4 küçülmeyi göze alarak demokratikleşme konusunda koyduğu tavır önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi seçimleri konuşuyoruz. Biz gene dönelim yerel seçime. 31 Mart artık anayasal sürecindeki yerel seçimi <laughs> illeri kazanmak için illeri kazanmış kazanmayı kazandığınızı söyleyebilmek için Bursa'daki kriter büyükşehir belediyesi. Kaç ilçeyi kazandığınızdan ziyade büyük sonucu o ilin sonucu olarak kabul ediliyor karşıdan bakıldığında. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ne düşünüyor ne planlıyor? Kafasından ne geçiyor. Şimdi bir kez Bursa bu ülkede bizim ülkemizde bizim coğrafyamızda dördüncü büyük kente sahip ve üçüncü katma değer sağlayan illerden bir tanesi. Şimdi Bursa'nın ne tür sorunları var? Bunları çözebilecek bir siyasi anlayışın olup olmadığını öncelikle bir bakalım. Ulaşım sorunu var mı? Var. Kentsel dönüşümle ilgili sorun var mı? Var. Bir de ne barışı deniyordu? O. İmar barışı. İmar barışı diye bir barışı var mı? Var. Şimdi bunları oturup tartıştığımızda yerel yönetimlerle ilgili bu akşam ben e, Yıldırım Mutarlar Dernek Başkanlığı'nı ziyaret ettim. Oradan geliyorum. Orada şöyle bir şey söyledim ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olan Nülfer Belediyesi'nde Sayın Mustafa Bozbey'in önderliğinde mahalle komiteleri oluşmuş. Mahalle komitelerinin başkanları muhtarlarımız. Muhtarlarımız orada projelerde katkıları oluyor. Belediye önermeleri var. O mahallede nelerin yapılıp yapılmayacağı kararlarını mahalleli veriyor. O mahallenin herhangi bir sorunu olduğu zaman mahalleli siyaseten de ekonomik anlamda da o, o işin katkısı içerisinde. Sizde var mı dedim yok. E, yani Nülferli bunu yapıyor. Piramidin tabanı. Piramidin tabanı her işin içerisinde var. Her şeyden bilgisi var. Sorunu sadece Mustafa Bozbey yönetmiyor nülferi. Nülferler beraber yönetiliyor. Beraber yönetiliyor. Siz de bir nülfer olmak istemez misiniz dediğim zaman muhtarlarımız susmak zorunda kaldı. Burada da şunu söylemek istiyorum. Çok ileriye gitmemek adına muhtarlarımızın orada söyledikleri, Yıldırım'da özellikle uyuşturucu ile ilgili, bonzai ve buna benzer süreçlerle ilgili müthiş bir olumsuzluk olduğunu gördüm. İşte Hacivat'ta, Meydancık'ta birçok mahallede bunları gördüm. Buradan sesleniyorum bununla ilgili olan birimlere, emniyete ya da devletin diğer kademelerine. Buralarda çocuklarımızı, gençlerimizi ve geleceğimizi korusunlar. Onlar bizim geleceklerimiz. Korunmak zorundalar. Yani sistem anayasal anlamda, yasal anlamda, kanun anlamında <laughs> Muhtarım diyor ki valla bonzai'den gidiyor, denetim serbestlikten bırakılıyor. Sonra geliyor esrardan yakalanıyor, denetim serbestlikten bırakılıyor. Beş çeşit farklı ürün saydı hatırlamıyorum, bilmiyorum da onları. denetimle serbestlikten bırakılıyor diyor. Bunlarla ilgili yasal sürecin işletilmesi ve pratiğin hayata geçmesini istiyor arkadaşlarımız, yurttaşlarımız, muhtarlarımız. Bir muhtarım çok ileriye gitti, üç kez kurşunlandım diyor. Bunlar çok ciddi şeyler. Bir kentin, bir kentinin sosyal donatı alanlarıyla beraber bunlarla da uğraşması gereken bir noktaya geldiyse şu andaki yönetimlerin acizliğinden kaynaklanıyor. Bir kuzey-güney hattımız kesildi T2 ile hattıyla. Kesildi bitti. Kuzey-güney hattımız yok bizim şu anda Bursa'da. Yani Yalova e, aks, e, ekseni üzerine kurulmuş olan yapı içerisinde yok. E, kentsel dönüşüm dediğim... Doğu batı da öyle. Ya Doğu Batı söylemeye gerek yok. O 10 yıllardan beri var. E, kentsel dönüşüm yani Mevlana'dan başlamıyor. Ulus'tan başlamıyor. E, Demiryolu altından başlamıyor. Hiçbir yerden başlamıyor. 15-20 yıl önce yapılmış Nülfer ekseninde başlıyor. Buna karar veren kim? Büyükşehir ve, ve karar veriyor. E, Nülferli, Nülfer Belediyesi bu işin içerisinde yok. Nülfer Belediyesi sadece bunun şeyini e, ceremesini çekiyor. Neden? Niye diğer yerlerde yani Nülfer Belediyesi'ndeki Nülfer'de yaşayan insanlar depremden etkilenecek de Mevlana'daki demiryolu altındaki ya da Yıldırım'ın bütünsel anlamdaki yurttaşlar depremden etkilenmeyecek mi? Ölmeyecekler mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar duyarsız bir e, iktidar bu, bu Bursa'yı yöneten bir iktidar bırak ekonomik e, bir 2036'ya kadar borçlarını falan söylemeye e, dilin varmıyor. Bu kadar mı insan canıyla oynayacak kadar acımasızlar? Niye buralarda şunu yapmıyorlar örneğin? Bir, Bursa'nın konusu stoğunu çıkarmıyorlar. Ondan sonra Tokayli ile oturup bu sorunları çözmeye yönelik davranış biçimleri göstermiyorlar. Konusu stoğunla birlikte Bursa'nın hazine arazileriyle ilgili herhangi bir çalışmaları var mı? Yok. Yok olduğunu ben biliyorum. E şimdi bunlar yokken... Vallahi biz burasını yönetiriz demek doğru değil. Ben biliyorum ki bizler Cumhuriyet Halk Partililer Bursa'nın sorunlarını çok iyi biliyoruz ve bunları çözmeye muktediriz. Bu yüzden bizim adaylarımız ne nerede olursa olsun, kim olursa olsun bir kez liyakatlı ve işini bilen, işini ehli arkadaşlarımız olacak. Ben il başkanı olarak bu arkadaşlarımızı önemsiyorum. Bulayıyı önemsiyorum, Nülfer'i önemsiyorum. İzni önemsiyorum ve Osman Gazi'yi önemsiyorum. 17 ilçemi de önemsiyorum. Şimdi Benim az için önce önemli. az önce hem muhtarlara yaptığınız konuşmadan hem de buradaki değerlendirmelerinizden Nilüfer üzerinden örnekleme yapıyorsunuz. Nilüfer'le Büyükşehir arasında bağ mı kuruyorsunuz diye soracağım ama arkadaşlarım reklam arası verelim diyor. Reklamların dönüşünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin projesi Büyükşehir projesi Nilüfer'le bağlantılı mı diye Sorarak geri döneceğiz ama kısa bir reklam arasından ardından. Değerli izleyiciler her açıdan devam ediyor. 31 Mart yerel seçimini, yerel seçim sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme yöntemlerini ve kafada oluşan aday tablolarını konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Hüseyin Akkuş'ta. Şimdi reklam arası verdiğimiz bölümde Büyükşehir adaylığını konuşurken örneklerinizin Nilüfer Belediyesi'nden kaynaklanmasından hareket edilerek acaba Büyükşehir adaylığıyla Nilüfer Belediyesi arasında bir bağlantı var mı diye aklıma geldi. Reklam dönüşünde de buradan başlayalım. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki tane belediyemiz var. Mudanya'da bizim için çok değerli. Ama 5 yıllık bir iktidarımız söz konusu orada. 20 yılda biz orada iktidar olamadık. Nülfer Belediyesi'nde 20 yıllık bir yönetimsel anlamda bir farklılığımız var ve marka olmuş bir nülfer söz konusu. Ben bu akşam muhtarlarla yaptığım sohbette şunu söylemiştim. Yıldırım nülfer olsa ne olur dediğimde gözlerinin ışıldadığını gördüm. Yani şunu söylüyorum. Biz 17 ilçe, 16, 15, 14 neyse ilçenin de Mudanya ve Nülfer olmasını önemsiyoruz. Bizim için marka kentler özellikle Sayın Bozbey'in ve Sayın Türk Yılmaz'ın sergilemiş olduğu performansı önemli ve değerli buluyorum. Sizin sorduğunuz soruya gelince, gerçek soruya gelince Sayın Mustafa Bozbey Büyükşehir'le bir ilintisi olacak mı? Adaylı aday mı olur? Ben e, Sayın Başkanıma da şunu so söyledim. Mutlaka benim görüşüm alınacak. Ben de bu görüşümü söyleyeceğim. Ama bu konuda etkili olacak. Genel Başkan yardımcılarım var iki tane. Ve Genel Başkanım var. Yani merkez yönetimim var. Bunlarla ilgili kararı yani iki, iki belediye ile ilgili kararı yüzde seksen buralarda verilecek. Konsensus olacak yani. Bir konsensüs olacak. Ben bilgilerimi bulunduğum şeyleri paylaşacağım kendileriyle. Kararı onlar verecekler. Bu yüzden ben geçmiş dönemde şöyle bir şey kullanmıştım. Sayın Mustafa Bozbey nerede olmak isterse orada olmalı. Ben bu konudaki fikrim çok değişmiş değil. Ama genel merkez bu konuda derse ki ben Sayın Bozbey'i Nülfer'de değerlendiriyorum. Benim için hiçbir sorun ve sıkıntı söz konusu değil. Ben her yerde her şekilde çalışırım. Mustafa Başkanım da 20 yıldır Nülfer'i yönetmiş. Eğer Bursa'ya da örnek örnek olarak sunuyorsak sorun yoktur. Hayri Başkanım için de öyle. Onlar benim gerçekten çok değer verdiğim insanlar. Büyükşehir'de değil de Mudanya'da değerlendirmek istiyorum diyorlarsa benim için fark etmez. Orada değerlendirilmesini önemsiyorum ikisinin de. O yüzden ben kendilerine iyi akşamlar diliyorum. İkisini de çok seviyorum. Peki 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa'daki hedefi nedir? Bizim geçen dönemde 8 ila 10 milletvekili konusunda ısrarcıydım. Ancak 5 milletvekili çıkardık. Tabi bu tür şeyler çok görece kavramlar. Bunun için biz önümüzdeki günlerde biraz önce söylediğim gibi bir kamuoyu araştırması yapacağız. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün şehire kilitlendik biraz önce saymaya çalıştım olumsuzluklar üzerine de söylüyorum. Yani Bursa çok kötü yönetiliyor. Yani bir iki yıl haricinde 1950'den beri Bursa'yı biz yönetmiyoruz. Bursa'yı sağ iktidarlar yönetiyor. Ve çok kötü yönetildiğini Doğu, Batı, Kuzey, Güney akslarındaki ulaşım master planlarının bile olmamasından kaynaklanan bir süreç. Göç alan bir yer, göç alan bir yerin fizibilite raporlarını ve planlamasını yapamadıklarını görüyorum. Ben bir karazı söyleyeyim size. Karaaz'da 1 bölü 100 binlik, 1 bölü 25 binlik planlarda tadilat yapılmadan 1 bölü 1000 uygulama imar planları yapıldı. 1 bölü 5000 ya da 1 bölü 2000 planları yapılmadan 1 bölü 1000 uygulama imar planları yapıldı. Bu bile toplantıcılık mantığıyla hareket eden bir bakış açısı. Bir de işte Karaz denilen bölge gerçekten çok bakir. Vatandaşlarımız 15 bin küçükbaş hayvanın yetiştirildiği bir yer olan bir yer. Sadece Karaaz köyünden bahsediyorum. Orada bile biyokütle enerjiyle ilgili yapılacak olan santralin Bursa'ya ve çevre illere hiçbir katkısı olmayacak bir süreçte sürecin yönetilmek istenmesi bile ve bunu yaparken 3194'e sahip çıkmadan yapmak istemeleri bile ne kadar toplancı bir anlayışla yola çıktıklarının göstergelerinden bir tanesi. Karaaz köylüleri direniyorlar ve biz Sayın Valim dahil olmak üzere bu konuda e, olumlu bir bakış açısı da getirmiyoruz. E, arkadaşlarımız oradaki yurttaşlarımız 6 tane köy direniyorlar o direnmeleri sonucunda da kazanacaklarına eminim. Bu bile onlar için olumsuz bir gösterge buraya sahip çıkmaları gerekirken işte biraz önce söylediğim gibi 1 bölü 100 binlik planlar yok. 1 bölü 25 binlik, 1 bölü 5 binlik planlar yok. Ama onların hiçbirinin olmadığı bir yerde 1 bölü 1000 uygulama imar planları yapmaya çalışıyorlar. Onların da olmadığını öğrendik bir de işin kötü tarafı. Yani 1 bölü 1 uygulama imar planlarının da olmadığını görüyoruz. E bunların olmadığı bir yerde bile siyaset üretiliyor. E, t söylemeye gerek yok. Kentsel dönüşümü söylemeye gerek yok. Bir kişinin oturduğu yerde iki kişi, sosyal donatı alanları değişmiyor, yollar değişmiyor. Hiç okul, su, elektrik, doğalgaz hatları hiçbir şey değişmiyor. İki yıl, üç yıl önce değişmiş olan hiçbir altyapı ve sosyal donatı alanı yeniden değerlenmeden bir kişinin olduğu yere iki kişi, yüz bin kişinin olduğu yere iki yüz bin kişi yerleştirilmeye çalışıyor. Bu akla ziyan işler bunlar. Bunları yapan ve yönetmek isteyen anlayış sadece 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 Bursa ekonomisinde bireylerin kazanmasını isteyen yani biz buna kentsel dönüşüm projesi demiyoruz. Ransal dönüşüm projesi o yüzden e, böyle bir şey yapılacaksa da Tokyeli ile yapılmalı ve gerçekten çocuklarımız ve geleceğimiz için sosyal donatı alanlarının olduğu büyüdüğü yağ lekesi şeklinde büyüyen bir Bursa'yı önemsiyoruz ve bu yüzden bütün şehir dahil olmak üzere 17 ilçenin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmesini istiyoruz. Bunu da doğru buluyoruz bir de. Doğru bulduğumuz bir şeyde bir kez yurttaşlarımızdan bize bir onay vermesini istiyoruz. Vereceklerine de eminiz arkadaşlarımız da bunun üzerinde. Yani Yıldırım'da, Osman Gazi'de 15 gündür gidilmedik hiçbir sivil toplumu örgütü, gidilmedik hiçbir sendika. Gidilmedik hiçbir yer bırakmadık 15 gün içerisinde. Önümüzdeki günlerde de mahallelere ineceğiz. Pazartesi günden itibaren Osman Gazi'de tek tek mahalleleri ziyaret edeceğiz. Milletvekillerimizde, ilçe yönetimlerimizde, diğer arka onların sorunlarını dinleyeceğiz ve onlara dokunacağız. Sıcak bir dönem başlıyor. Ben çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Konuğumuz olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime bakışını adaylıklarla ilgili düşüncelerini öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Hüseyin Akkuş bu akşam konuğumuzdu. Yönetmenimiz Bülent Malçok. Önümüzdeki hafta Olay Televizyonu'nun yeni yayın döneminden itibaren yeniden birlikte olunca dek iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.